Ege ve Doğu Akdeniz'deki hava dengesi İsrail'le Yunanistan'ın da ittifak ettiğini düşündüğümüzde aleyhimize dönüyor. Dolayısıyla bu 150 uçağın acilen tedarik edilmesi gerekiyor. Birinci tercihimiz Eurofighter'dır. Eurofighter 4.5 bir jenerasyon ağır bombardıman yapabilir mi? İyi bir uçak. Yaklaşık 11 istasyonu var ve bu projede daha önce görev aldım. Üstün bir uçaktır. Eğer Almanya'nın bir şekilde ikna edilmesi halinde Türkiye bu uçaklardan 40 tane alacaktır. Şu anda Rafael'in alacağını düşünmüyorum. İkinci seçenek belki Gripen olabilir. İsveç'te yapılan bu yakınlaşmadan sonra. Veyahut da Rus uçağında Türkiye her zaman B planı, C planı olan büyük bir devlettir. Hiçbir zaman Türkiye hava savunmasını şansa bırakmaz. Öte yandan Türkiye'nin çok önemli bir gelişmesi var. O da karadan karaya füzelerimize hava savunmasında çok önemli merhaleler kaydettik. Türkiye orta ve alçak hava savunmasını tamamladığı gibi bunlar gemilerimize son gördüğünüz gibi İstanbul İstif sınıfı gemiye takıldı. Evet. Ve Türkiye hava savunmasında özellikle S-400'leri de dikkate aldığımızda yeni bir hava savunma şemsiyesi ve konsepti gelişmektedir.